İzimal ediyorsun. Yukarı 1967'de rahmetli babamla başladım. Dedem de yaptı, dedemin babası da yaptı, onun babası da yaptı. Okuyanlar okudu. 70-80'i üniversite okudu. Okumayanlar da bu sanatı, diğer başka sanatlar, yani boks adamımız aşağı yukarı yok. Burada bir boksör dayı yazıyor. Bu nedir bunun hikayesi nedir? Boksör dayı yazılmış buraya. Çok eski. Nedir? 45-50 yıl önce. Ha, evet. Bir yerlerde şey yaptık. Amatör. Amatör olarak boksta yaptınız yani. Aşağı yukarı. Erken zamanda bıraktınız. Evet. Birkaç gün akşam bir daha ringi gördüğü zaman ringi terk ediyor. Bu aralar biliyorsunuz hastalık nedeniyle de biraz sıkıntı çektik. Siz de biraz dinlendiniz galiba değil mi bu süreçte? Aşağı yukarı bir iki ay kadar dinlendiniz. Dinlenme yaptık da dinlenme zarar verdi. Daha beteri ağırlandım. Zaten 100 kiloydum. Biraz kilo aldım diyorsun. Evet. Biraz değil 5-10 kilo daha aldım. Biraz terler sallanırsa hiç yürüyemiyordum. Evet. 45 günden bu tarafa yavaş yavaş evin rampasını çıkarken 4 sefer oturuyordum. Evet. Evden meydana gidene kadar 35 dakikaya gidiyordum. En azından bir sporda falan yapıyordunuz ama bu hastalık nedeniyle epeydir evde kaldınız. Çok şey oldu. Evet. Daha beteri. Şimdi serbest bıraktılar artık. İşinizin başına da geçtiniz öyle mi? İşinizin başına da geçtiniz. Peki siz olmayınca kim yapıyordu? Bu işleri kim yapıyordu siz olmayınca? Kapalı mıydı? Neydi? Mecbur kapalı. Başka yapan yetişen yok. Çocuklarım hep üniversite okudular. Mecburu kapattın. Peki bu 2-2,5 ay sürede kapattığınız zaman mali bakımından bir takım sıkıntılar çektiniz mi? Hiç olmaz olur mu? Mecbur taşıyamazsın, yıkamazsın. Mecbur cepten şeyden vereceksin. Ya borcanlık vereceksin. Evet. Yani epey böyle daha iyi değil mi? En azından işi olanların işinin başına geçmesi. Değil mi yani en azından İşinizin başına geçtiniz. Evet. Kimse kimseye bu devirde 1 lira vermiyor galiba değil mi? Öyle değil mi? 1 lira değil, bir de alay ediyor. Alay etme de var yani. O 70 sene önceki insan şeylik o bitti. Kimse Çanakkale'de kaldı o şeyde. Bilmeyen bilmez tabii değil mi? Yani bu nedenle arkandan alay eder. Alay da eder diyorsun. Bu nedenle çok güzel oldu herhalde. İyi bir karar verildi. Çok güzel, çok güzel. Bu şekilde. Allah razı olsun. Ama bir de şunu söylüyorlar mesela şimdi 64 yaşında olan 63 yaşında olan sokaklarda serbest dolaşıyor da 65 yaşında olana yasak geldi. Yani bu ne mantıktır? Nasıl bir mantıktır? Yani 65 yaşını hasta ilan ettiler. Hastalık taşıyor ilan ettiler. O ne derece doğru? Daha fazla hastalık riski olur diye öyle karar aldık. Devlet, hükümet. İlgili kişilerimiz, profesörlerimiz, şeylerimiz karar verdi. Ulu emre itaat. Evet. İtaat diyorsunuz. Evet. İşler nasıl şimdi? Şimdi tarım zamanı, çay zamanı, bahçe zamanı. İşin kaynağı kendi zamanında şeyde kaldım, kapalı kaldım da gene şükür olsun. Yine oluyor özellikle. Genelde bizim bu yörede Şubat, Mart, Nisan, Mayıs gelsin sonuna kadar bir şey vuruyor. Ondan sonra bir ara veriyor epey. Evet. Temmuz Ağustos'a göre bir şey başlıyor. Şükür olsun. Yeter. Evet, hem, Allah'tan gelen şeye biz şey gelemez. Yani hem tahminini yapıyorsunuz hem satıyorsunuz değil mi? Evet. İmalatını da ben yaptım. Evet. Mesela bu kopyalar ne kadar mesela ne kadara satılıyor? Ya şeyler zamana şeyler işte gazmalı çıkarıyor. Gazmalar. Atalarımı, dedelerimi katlıydı. Başka yapacak da yok. Bıraktığım gün tamamen bitiyor. Tabi şimdi fabrikasyon olacak. Siz de çalışmaya alışmışsınız değil mi? Önemli bir ya şey ben insan. Ben çalışamadım mı ne yapayım? Akşama bana pilav yedirse de baklava hiç metli olmaz. Kendi yemeğimi de kendi şehrimi de yedim. Çok
torunuma, çoluk çocuğuma yedirdiğim bana baklava börek yediğim gibi geliyor. Bu şu anda yaptığınız genişletme çalışmaları tamir mi yoksa yeniden mi yapıyorsunuz? Bunu yeniden imal ediyorum. Siz kendiniz imal ediyorsunuz. Hiç kalmamış. Geldim. Evet, kalmam. Yeniden başladım. 3-5 gündür devam ediyorum. İnşallah arkası kesilir, bir daha şey olmaz da. Evet. Dünya milleti de rahat olur. Rahat olur. Yani önemli olan sağlık Allah, zaten. Yani biliyorsun. Devlet milletimize zaval vermesin. Zaval vermesin çünkü sağlık çok önemli. Ne olursa olsun. Sağlık olmamış. Evet. Hiçbir şey olmaz. Bakşama versala ne olur? Yiyemezsin. Evet. Buradan zaten yavaş yavaş bu mesleğin de herhalde sonlarısınız. Böyle belli birkaç son sizden. Son kuşak. Son kuşaksınız dediğiniz İmanat gibi. İmanat edecek son evet. Kuşak. Gerisi fabrikasyon. Evet. Son kuşaksınız. Evet. Gerçekten İstenilen boyda boyutta şeyde ocakta yapılır. Evet. Dediğimiz gibi gerçekten yani belki okur yazarlığınız yok galiba bildiğim kadarıyla ya, öyle mi? Ben okur yazarım, çocuklarım doçent falan oldular. Onun için okur yazarım yok diyorum. Güneş doğduğu zaman yıldızlar gözükmüyor. Yani senin okul yazarlık, ilkokul, ortaokul, lise var mı? Öğretim görevliliği de yaptım bazı mevki makamlarda da. O zaman. Kendi ben... çapımda, koca yardımcılığı, evet. Askeri personel şeyde. Evet. Ama çocuklarım ki doçent oldu, benim okul yazarlığım silindi. Tabii canım, şimdi boynuz kulağa geçer diye bir şey evet. Var. Yani gerçekten sizi de tebrik ederiz. Çocuklarınızı okutmuşsunuz. Okudular, ben gibi. Okutmadım. Kimini ücretini ben ödedim maddiyatını. Evet. Okudular Allah razı olsun. Kimini doçent yapmışsınız. Kimini dediğim belli bir yüksek seviyelere ulaştırmışsınız. Şu gördüğünüz gibi bu mekanda kolay değil. Bu bir meslek. Herkes bunu yapamaz yani. Bunun biliyorsunuz bunlar bunun 50 kişi çalışıyor. 5 tanesi usta olmalı. 50 kişi çalışır, 5 kişi. 50 kişiden 5 tanesi tam usta olur. Usta olur. Bunun gerisi... bunun herhalde okulu da yok. Şu anda var okulu mı? Yok. Okulu yok. Bu dededen toruna. Dededen babadan kendi şeyinde, kendi kişiliğiyle. Kendinin yamasıyla olur. Başkasının şeyiyle olmaz. Evet. Bir de ismini bir alalım. İsmin neydi onda bir söyle. Alırız da Aykanat. Alırız da Aykanat. Evet, Aykanatlardan. Benim Ali Rıza Bey, Aykanatlar doktor öğrencilerimiz vardı. Senin doktor çocuk var mı? Doktor yok. Aykanatlardan olacak benim zamanımda mesela ben biliyorum. Aykanatlardan doktor olması lazım aşağı ama. Yukarı, sizin çocuk olmayabilir ama ben. Mübalağalıyı şey yapmayayım da az diyeyim 30 tane doktor. Ha, evet. 10-15 tane hukukçu. 50-100 tane öğretmen şu bu. Ya kesin rakam veremem de 15 tane üniversite mezunu olan bir ev var. Var diyor. 3 tane olan var. Nerede bu evler nerede genelde? Yücehisar Ürünlü Mahallesi. Yücehisar? Ürünlü Mahallesi. Ne? Ürünlü. Ürünlü Mahallesi'nde dediğiniz gibi. İsa Kalesi'nin altı. Yani okumuş çok. %70 okuma 70. Çok güzel. Evet. Cahili bile aşağı yukarı tardansal şeylik yapabilir. Çünkü benim öğrencilerim de var. Ben de fizik öğretmenliği yapıyordum. Benim öğrencilerim vardı. Aykanatlardan doktor olmuş biliyorum da ondan sordum. Birkaç yani, tanesi rahmet diyor. Dediğimiz gibi Allah rahmet eylesin. Yani gerçekten çalışkan bir sülale. Evet. Size de kolay gelsin. Allah sağlık versin gerçekten. Olun, bu meslekleri bu mesleklerin okulları yok, üniversiteleri belki yok. Yani sizler sayesinde belli bir noktalara gelmiş gördüğünüz gibi. Yani demire işte hayat veriyorsunuz. Bu sanatı öğrenebilmek için lazım lazım. Evet. Öyle 6 ayda, 1 senede, 3 ayda kursların adamı 1 yılda bu şeyleri tutmayı öğrenir. Evet. 3 yıl, 5 yıl çalışacak, usta olur, ondan sonra da 3-5 yıl da kendi başına tekrar devam edecek, eli kırılıp yatacak. Aşağı yukarı bir her meslek 10 yılın altında
oraya adapte olunamaz. Olamaz. En az 10 yıl geçmeli diyorsun. Ama böyle duyduğumuz kadarıyla da fazla böyle fazla istekli olan kimseler de yokmuş. Ne diyorsun bu konuda yani? Kömürleniyorum değil. Yabancı bir şey yapmaz. Bu kendinden olacak. İçinden kendi olacak diyorsun. Evet. Yaparsa. Kendi yaparsa diyorsun. Evet. Öbürleri biraz... Başkaları öğrense de yapmıyor. Yapmıyor diyorsun. Başka babasının mesleğini yapıyor. Peki sana kolay gelsin. Çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Yani gerçekten meslek erbabısınız. Bu özellikle bir insan bir şeyi severek yapıyorsa kolay kolay kopamıyor. Onu söylemek istiyorum. Yani onu ayırdığın zaman sanki insanı bir sevgiliden ayırmış gibi oluyor. Yani ben üzülüyorum. Niye üzülüyordum? Şimdi ben her zaman bunu savundum. 65 yaşında senin gibi çalışan insanlar var. Elektronikçi insanlarımız var. Televizyon tamirci insanlarımız var. Berberlerimiz var. Esnaflarımız var. Bunlar öyle bir aşk ile mesleğinde çalışıyorlar ki birdenbire bunların mesleğinden ayrı kalması sanki sevgililerinden ayrı kalmış gibi oldu. Gerçekten yani sağlık çok önemli ama çok üzüldüler. Ama bile rüyana giriyor. Evet yani değil mi? Yani rüyanızda böyle herhalde iş yapmışsınızdır mutlaka. Rüyada uyanıyorum ki bir daha bakarım şeyde. Evet. Bize hocalarımız da şunu derdi benim profesör hocalarım. Böyle eğer bir mesleğini rüyanda falan da görüyorsan demek ki tam belli bir noktaya ulaşmışsın demektir. Yani gerçekten böyle mesleğinizin... Yaparken bir eksiğini anladığı zaman bir dahaki yaparken eksiğini anladığını usta olmaya haizdir demektir. Evet, böyle. İkinci seferde de yine benim yaptığım doğrudur diye o şeyi tutturursa o da denemedi usta olan. Evet, özellikle mesleğinizin başınıza dönmesi gerçekten çok sevindirici. Bu nedenle elektronikçiler böyle mesleğinin başına geçtiler. Sizin gibi demirciler, sizin gibi mesleğini seven insanlar mesleğinin başına geçince sevgililerine kavuşmuş gibi oldular. Bu konuda devletimize de çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz bugün gördüğünüz gibi boksör dayının yanına geldik. Onunla sohbet ettik gördüğünüz gibi şöyle sergilemiş olduğu yine malları da sizlere sunalım. İşte keserler, baltalar, oraklar burada tamamen kendi yapısı bunları yapıyor, tamir ediyor, satıyor. Tarım aletleri görüyorsunuz. Eğer böyle bir sıkıntınız varsa mutlaka boksör dayıya uğrayın diyelim. Bu nerede derseniz stadyumun hemen altında gördüğünüz gibi. Hem satışını yapıyor hem tamirini yapıyor. Burada gördüğünüz gibi evet şu anda sergilemiş. Evet böyle insanları bulmak zor. Meslek sahibi, mesleğine aşık olan insanları bulmak çok zor. Evet Aykanat sıcak soğuk demir atölyeciliğin yanındaydık bugün. Sizlere bu röportajımı sunduk. Evet, şimdi hoşça kalın.